Merhabalar. Üçüncü Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz üç ana başlıkta toplanacak. Bir, günler. İki, aylar. Üç, bunlar hakkında bazı diyaloglar. Haftanın günleriyle başlayalım. Tabii biz okurken, seslendirirken sizler de pratik yaptırın, yapın daha iyi olur. Pazartesi. Pazartesi. Salı, Salı. Çarşamba, Çarşamba. Perşembe, Perşembe. Cuma, Cuma. Cumartesi, Cumartesi. Pazar. Pazar. Tekrar. Tekrar. Pazartesi. Pazartesi. Salı. Salı. Çarşamba. Çarşamba. Aquí, amigos, está la Che y la She. Ahí por Facebook me preguntaron que querían saber la diferencia de la pronunciación. La Che es como la de chocolate, la Che de nosotros que tenemos en español. Y la She es como el sh de silencio. Sh. Charshamba. Dime, Kulafer. Evet, çarşamba. Charshamba. Ahí cuidado con esa parte. Perşembe. Perşembe. Hızlı okunuşu, perşembe. Perşembe. Cuma. Cuma. Cumartesi. Cumartesi. Pazar. Pazar. Bir diyalog yapalım. Bugün günlerden ne? Esta pregunta significa ¿qué día es hoy? Bugün günlerden ne? Evet. Cevap olarak ne Mesela diyebiliriz? diyebiliriz bugün günlerden pazartesi. Bugün pazartesi mi? Evet. Okay, podemos como respuesta podemos decir bugün pazartesi. Evet. İkinci konumuza geçelim. Aylar. Los Los meses. meses. Okay. Los meses, ok. Ocak. Ocak. Ocak es enero. Şubat. Şubat, febrero. Mart. Mart, marzo. Nisan. Nisan, abril. Mayıs, Mayıs, mayo. Haziran, Haziran, junio, Temmuz, Temmuz, julio, Ağustos, Ağustos, agosto, Eylül, Eylül, septiembre, Ekim, Ekim, octubre, Kasım, Kasım, noviembre, Aralık. Aralık, diciembre. Okay. Tekrar. Okay. Ocak. Ocak. Şubat. Şubat. Mart. Mart. Nisan. 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 Mayıs. Mayıs. Aquí, cuidado, amigos, porque esa Y es como la I latina. Así no suena como G en español. No es Mayıs. No, es Mayıs. Haziran, Haziran. Temmuz, Temmuz. Doble M. Entonces se tiene que hacer ahí la fuerza. Temmuz. Doble M. Ağustos. Augustos. No es Augustos. Esta yumusha que no suena. Solamente como que la U se alarga. Augustos. Dime. Evet. Augustos. Eylül, Eylül. Ekim, Ekim, Kasım, Kasım, Aralık. Aralık. Okay. Şimdi diyalog yapalım. Şimdi Ekim ayındayız. Şimdi Ekim ayındayız. Estamos en el mes de octubre.
Bugün tarih ne? Bugün tarih ne? Sadece. Bugün tarih ne? Tarih. Okay, bugün tarih ne? 24 Ekim 2016. 24 Ekim 2016. La fecha es como nosotros allá en México. Se pone primero el día, luego el mes y luego el año. Doğum tarihiniz ne? Doğum tarihiniz ne? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Mesela. Mesela benim doğum tarihim işte örneğin 1950. Esa es su tarea. ¿Qué dijo Tekrar? Benim doğum tarihim 1950. Okay, a ver, ¿quién le entendió? Esa es su tarea. Okay, entonces continuamos. Devam ediyoruz. Tabii ki üçüncü bölüme geçiyoruz. Diyalog kısmına geçiyoruz. Ahora viene un diálogo. Ben başlayayım. Mesela merhaba nasılsın? Merhaba. Ya saben que significa hola. Nasılsın significa ¿cómo estás? Ahora yo respondo. Merhaba. Ben iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ne iş yapıyorsun? Entonces yo respondí, hola, estoy bien, ben iyiyim. Sağ ol es gracias. Sen nasılsın es ¿cómo estás? Él dijo, ben de iyiyim, estoy bien también. Gracias, teşekkürler. Ne iş yapıyorsun significa a qué te dedicas o qué trabajo haces. Ne iş yapıyorsun. Luego yo respondo, ben ev hanımıyım. Sen ne iş yapıyorsun? Digo, yo soy ama de casa. Ev hanımıyım significa ama de casa. Y luego le pregunto a él, ¿y tú qué haces de trabajo? Ben öğretmenim. Nerede oturuyorsun? Él responde, yo soy profesor. Y luego me pregunta, ¿nerede oturuyorsun? Y eso es, ¿dónde vives? Nerede yaşıyorsun aynı şey değil mi? Aynen. İstanbul'da oturuyorum. Evli misin? Bekar mısın? Aquí digo, vivo en Estambul y luego pregunto, ¿eres casado? O se puede preguntar, ¿eres soltero? Evli misin? ¿Eres casado? Bekar mısın? ¿Eres soltero? Evliyim. Ya da Bekarım. bakarım. Devam ediyoruz. Telefon numaran ne? Entonces él ahí va a contestar, si es casado va a decir evliyim. Si es soltero va a decir bekarım. Y luego pregunta, ¿cuál es tu teléfono? Y yo respondo, 460. Evet. Tamam, hoşça kal. Sonra görüşürüz. Él dice, ok, tamam, significa como ok, hay una şey, değil mi? Ok. Okay, okay. Hoşçakal es adiós, sonra görüşürüz es nos vemos después, sonra significa después. Yo digo güle güle, y aquí quiero decirles amigos la diferencia de hoşçakal, güle güle, es que hoşçakal lo dice quien se va, la persona que se está despidiendo. Y el que se queda dice güle güle. Dime güle, Farkne. Hoşçakal giden kişi değil mi? Tabii. Güle güle kalan kişi. Yani öyle öğrendim ben okulda. Fark etmiyor. Herkes Fark kullanabilir. Güle güle, hoşça kal. Hangisi önce kullanmışsa, mesela ben önce dedim ki hoşça kal. Sen giden kişisin. Mesela sen gidiyorsun. Diyebilirsin güle güle. Eğer ben en başta, mesela ben şimdi kalan kişiyim ya. Eğer ben dersem güle güle, sen de hoşça kal diyebilirsin yani. Yani bu Ama normalde yani. normalde yani Öyle de diyor öğretmen. tabi.
Yani kalan kişi hoşça kal diyor. Giden kişi güle güle böyle duran kişi güle güle diyor. Öyle daha güzel. Okay, entonces pasamos al siguiente, devam ediyoruz. Al siguiente diálogo. Este diálogo es para ir de compras. Alışveriş Evet. için, değil Şimdi mi? ben geliyorum mağazaya. İçeri giriyorum. Hemen de soruyorum. Bakar mısınız? Baklava alabilir miyim? Bakar mısınız? Significa me puede atender, algo así, así lo entiendo yo. Como me puede atender, o perdón, me atiende. Baklava es el dulce que ya lo han visto ahí en alguno de mis videos. Alabilirim significa puedo tener o puedo comprar baklava. Tabii ki hangisi? Tabii ki. Significa seguro o claro que sí. Hangisi significa cuál, o sea, cuál quiere. Şu fıstıklı mı? Şu fıstıklı mı? Es una pregunta. Şu es como este o aquel. Tiene fıstık Evet. pistacho. Como pistacho. ¿Tiene pistacho? Está preguntando. Bu fıstıksız efendim. Y él dice, bu fıstıksız efendim. Es como, no, este no tiene pistache. Perdone o algo así. Bunu istemiyorum. Şunda fıstık var mı? Y luego dice, este de este no quiero. Bunu istemiyorum significa no quiero. Y luego pregunta, ¿aquel sí tiene fıstık o pistacho? Varma es tener, espero en pregunta. ¿Tiene? Var, kaç kilo istiyorsunuz? Luego él dice, var, o sea, sí hay. Y luego pregunta, ¿kaç kilo? ¿Kaç es cuánto? ¿Kilo es igual kilo? İstiyorsunuz es quiere, o sea, ¿cuántos kilos quiere, por decir así? 1 kilo alabilir miyim? Y luego, 1 kilo alabilir miyim? Es una pregunta y dice, ¿puedo tener 1 kilo o puedo comprar 1 kilo o me puede dar 1 kilo? Başka bir şey istiyor musunuz? Y luego aquí pregunta que si quiere alguna otra cosa. Başka significa otra, bir şey, cosa. Başka bir şey, otra cosa. İstiyor musunuz? Querer. İstemek. Es el verbo, entonces aquí está conjugado. İstiyor musunuz? ¿Quiere alguna otra cosa? Y respuesta. Hayır, teşekkür ederim. Ne kadar? Mesela toplam ne kadar? O kaç para? Veya işte kaç para? Ödemek zorunda için, ödemek için. Entonces la respuesta aquí fue hayır, teşekkür ederim. Es no, gracias. ¿Cuánto es? Ne kadar. Entonces cuando ustedes van a comprar. También esto les ayuda si quieren saber el precio de algo. Cuando van a comprar, solamente pueden decir ne kadar. Y ya con eso ellos entienden que quieren saber el precio de algo. O kaç para. Ne kadar, kaç para es muy usado en las compras para los que ahí tienen el interés de eso. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Artık bir daha sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için ve like yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Görüşürüz. Saludos. Saludos para Abi de Nayarit, Silvia Maldonado, Araceli Estrella de Tamaulipas. Estrella. Estrella. De Tamaulipas. Bu kadar. Saludos. Saludos.